Murat Aral Cumhuriyet Gazetesi Yargıç Gül Altınok'un önlenemeyen yasa dışı ilişkileri nasıl sürdü? Adliyenin perde arkası. Edirne'de başlayan, Adana'da süren suç üretim yargıcı gibi çalışan birinin dosyası nasıl sümen altı edildi? HSK neden geç harekete geçti? Kan donduran ilişkiler, rüşvet, tehdit, kapatılan dosyalar adaletin neden sağlanamadığını ortaya koyuyor. Bayram günlerinin dikkat çeken gündemlerinden biri Adana Adliyesi'nde görev yapan hakim Gül Altınok'un 2019 yılından bu yana yasak aşk yaşadığı Server Leventoğlu ile birlikteliklerine ait videoları silmesi için tehdit edilmesine yönelik soruşturma oldu. Yaşananları 2022 yılında yani bundan 2 yıl önce yazmıştım. Önce hakim hakkında yargıya intikal eden iddiaları hatırlayalım. Kırklareli Ağ Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre şüpheliler, Edirne'deki ceza hakimi Gül Altınok ve savcı Fatih Haslan iddianamede suçtan zarar gören 7 kişi var. Aralarında başsavcı vekili, savcı, yüksek mahkeme üyesi de var. Suçlama ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, imzasız mektupla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, belgede sahtecilik iddianameden aktaralım. Hakim Gül Altınok Edirne'de türlü olaylar nedeniyle tanınmış bir aile olan Karalar ailesi hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaralama, tehdit gibi suçlamalar nedeniyle yürütülen soruşturmada görev alması için Avukat Kerim Kazan'dan ricacı oluyor. Kazan'a ailenin haksızlığa uğradığını söylüyor. Kerim Kazan ailenin avukatlığını yapmaya başlıyor. Olaylar silsilesi de burada başlıyor. Kazan olayların yansıtıldığı gibi olmadığını anlıyor ve hakimin bağlantılarını soruşturmaya başlıyor. Bazı organizasyonlara ulaşıyor. Kenti bir otel sahibinin yaptığı darp olayının nasıl kapatıldığını, Altınok'un baktığı dosyalarda neler yaptığını görüyor. Tabii sonrasında avukat hakkında tehlike çanları çalmaya başlıyor. Önce avukat kazanın telefonu ele geçirilmeye çalışılıyor. Çünkü hakimin yaptıklarına ilişkin yazışmaları var avukatın telefonu kopyalanıyor ve adliyedeki savcılara tehdit mesajı gönderiliyor. İddianamede yer alan bilgiye göre Mimar Deniz Kara'nın imar barışı sırasında edindiği e-devlet şifreleriyle bir kısım kişilerin isimleri kullanılarak adliyedeki hakim, savcı, yargı, bürokrasisi hakkında CİMER'e asılsız başvurular, ihbar mektupları gönderiliyor. Yetmiyor, yine asılsız FETÖ suçlaması yöneltiliyor. Başvuruların Mimar Deniz Kara'nın birlikte iş yaptığı, Aytaç Emlak adlı iş yerinden yapıldığı saptanıyor. Yani Edirne Adliyesindeki bir yargıç, savcılar, bürokratlar ve o dönemdeki bakan yardımcısı için yasa dışı ele geçirilmiş kimlik bilgileriyle sahte şikayetler oluşturuyor. Hatta Karalar ailesine kefil oluyor. Bir fabrikanın geri dönüşüm işini alması için referans oluyor. İddianamede Gül Altınokla irtibatlı olduğu iddia edilen savcı Fatih Aslan da kısa sürede maaşla alınması mümkün olmayan bir hayat sürmeye başlıyor. 15 Temmuz 2017 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında savcının ve eşinin toplam maaş geliri 367 bin lirayken banka hesaplarının incelenmesinde tespit edilen gelirler toplanın 4 milyon TL, giderler toplamının ise 3 milyon 803 bin TL olduğu saptanmış. Fatih Aslan için Edirne ilk görev yeri. Dosya Sümen Altı Gül Altınok'un eşi de üst düzey devlet memuruyken Edirne'de FETÖ soruşturması geçiriyor. Aslında hem Fatih Aslan hem de Gül Altınok'un beraber çalıştığı bir de polis memuru var. Bu polis memuru aynı zamanda davalardaki bilir kişi isteğe göre raporlar hazırlanıyor ve dosyalara eklenecek kişiler hakkında istihbari bilgileri savcı ve hakime taşıyor. Altınok ve Aslan hakkında başvurular yapılmış ancak HSK yıllardır bir işlem yapmamış. Nedenini de bundan sonra öğreniyoruz. Gül Altınok Edirne'den Adana'ya, Fatih Aslansa Edirne'den Osmaniye'ye gönderilip buralarda görevlendiriliyorlar. Sabahtan Halit Turan'ın haberine göre Altınok, Adana'da kiracı olarak yaşadığı sitenin yöneticisi Server Levanteoğlu 2019 yılı Eylül ayında tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başlıyor. Server Leventoğlu, Adana'da nüfuzlu bir iş insanı. İlişki ilerleyince Gül Altınok'un evli olduğunu öğrenen Leventoğlu rahatsız oluyor. Ancak Altınok eşini ikna edeceğini söylüyor. Gerçekten de ediyor. Bundan sonraki süreçte Yargıç Hanım iş insanı ve eş arasında birlikte yaşama dönüyor. Şimdi iddiaları başlık başlık aktaralım. Server Leventoğlu yargıdaki bağlantılarını kullanarak Edirne'de yaptıkları nedeniyle Altınok hakkındaki dosyası sümen altı ettiriyor. Leventoğlu ilişki öğrenen Altınok'un oğluna gübre fabrikası hediye ediyor. Aynı zamanda Gül Altınok'un eşinin Adıyaman'a vali yardımcısı olarak atanmasını sonra da Gaziantep'e geçmesini sağlıyor. 500 bin TL ver kapansın. Depremin ardından Altınok'un oğlu babasının olduğu kente gelerek konut ihaleleri almaya başlıyor. Leventoğlu sanal bahis yargılamasında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin sorununu çözmek için... Altınok'un yanına eski bir bakanın geldiğine tanıklık ediyor. Leventoğlu akaryakıt kaçakçılığından Osmaniye Adliyesi'nde yargılanmaya başlıyor. Davanın savcısı kim dersiniz? Altınok'un Edirne'den arkadaşı Fatih Aslan. Aslan mütalasında cezaların düşmesini istiyor. Leventoğlu savcının değişmesi üzerine ceza alıyor. Altınok Leventoğlu'na boş yere yargılanma, 500 bin TL ver dava kapansın diyor. Parayı veriyor ama ceza almaktan kurtulamıyor. Bu arada hakimin FETÖ'den aklanarak göreve dönen vali yardımcısı eşini kim soruşturmuş dersiniz? Fatih Aslan. Görüntüleri paylaşmışlar. Gül Altınok'la Leventoğlu yaşadıkları özel anların görüntülerini kaybedip birbirlerine göndermişler. Gül Altınok'un başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Leventoğlu, 4 yıl süren birlikteliklerini sona erdiriyor. Kendisinin rahatsız edilmemesini yoksa savcılığa şikayetçi olacağını söylüyor. Bunun üzerine server Leventoğlu da sende Gül Altınok'un videoları varmış. Bunları silmen gerekiyor. İş yerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin. Bu işleri başkaları yapacak denilerek tehdit ediliyor. Tehditleri aldırmayan Leventoğlu şikayetçi oluyor. Uyuşturucu hapları almış. Edirne'de başka şeyler de var yani. Bazı perde arkası bilgilere ulaştım. Gül Altınok hakkındaki iddialar bunlarla sınırlı değil. Gül Altınok'un bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metamfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakime görüşerek değiştirdiği iddiaları var. Yine pandemi döneminde Adana Adliyesi'nde bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı, Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkardığı metamfetamin olarak bilinen uyuşturucuyu kullanıp birlikte parti yaptıkları ileri sürülüyor. Benim iki yıl önce yazdığım yazıda ise tam da bu Gül Altınok ve olaydaki savcı Fatih Hasan'a dikkat çekmişti. Adana'daki iş insanına ulaştım konuştum. Edirne'deki avukat Kerim Kazan'la konuştum. İşini namusuyla yapanlara sözüm yok. Ancak işte bizi koruyacak olan yargı içinde yaşananlar. 2022'deki yazıma şöyle başlamıştım. Şimdi aynı cümlelerle bitireyim. İnsanlık olarak şu dünya üzerinde sağlayamadığımız tek düzen adalet oldu.